Kayıtta başladı. Herkes hoş geldi. Bugünkü buluşmamızda diğer buluşmalarımızdan farklı olarak üç değerli arkadaşı, SUV ekipten üç kıymetli konuğumuz var. Ahmet Bey, Ahmet Kalafat, Onur Bey, Onur Kanat ve Eren Yılmaz, Eren Bey. SUV gibi büyük bir şirketin, bir perakende şirketinin veriyi nasıl kullandığı üzerine konuşmaya çalışacağız. Nasıl bir topoloji kullanıyor? Hangi teknolojileri kullanıyor? Nereye gitmeye çalışıyor? Çalışma arkadaşı bulmak istedikleri zaman nasıl profiller arıyorlar? Hangi teknolojilere yatırım yapıyorlar? Nereye gitmeye çalışıyorlar? Kısacası veriyi nasıl kullanıyorlar? Bunu nasıl işliyorlar? Bunu yaparken de hangi teknolojileri, hangi profilleri arıyorlar, kullanıyorlar? Bununla ilgili bir sohbet havasında bir meetup yapmak istedim. Bugüne kadar bir sürü teknik bilgi vermeye çalıştığımız meetup yaptık ama en çok heyecanlandığım meetup bu. Çok teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için, katıldığınız için. Çok kıymetli bir katılım benim için. Görüşmeyi kaydediyoruz, meetup'ı kaydediyoruz. Eğer bununla ilgili bir sorunuz varsa lütfen toplantıyı terk edin. Microsoft'un standart anonslarından bir Evet. tanesi. Ben sunum esnasında sunumu çok uzun tutmamaya çalışacağız. Soruları mümkün mertebe almaya çalışacağız. Katılımcı arkadaşlar, eğer sorularınız varsa lütfen chat ekranına yazın. Ortak sorular olması durumunda anlatılan konuyla ilgili veya sunumun bitiminde genel sorulara geçtiğimizde ortak soruları olduğunda ben size becerebildiğim kadarıyla buradan mikrofonunuzu ve webcam'inizi açmanıza müsaade etmeye çalışacağım. Beceriksizliğim had safhada bu konuda, o yüzden karışırsa da kusura bakmayın ama olabildiğince çok soru almaya çalışacağız. Ben sözü çok uzatmayayım. Onur Bey, sizden mi başlıyoruz? Olur Sözü tabii. size bırakıyorum. Merhabalar. Öncelikle biz de çok teşekkür ederiz hani bu şansı bize verdiğiniz için. Biz çok önem veriyoruz şu an bu webinara çünkü hem LCV2 olarak nasıl bir IT organizasyonumuz var, nasıl kalifiyeli arkadaşlar arıyoruz, hala da arayışlarımıza devam ediyor şirket olarak. Süper. Hem yeni yani kariyerine yeni başlayan arkadaşlara da bazı önerilerde bulunabilirsek ne mutlu bize. Ben şöyle başlayayım. Kısaca bir ana slaytımıza geçelim. Onun öncesinde ben kendimi kısaca bir tanıtayım. Adım Onur Kanat. Yaklaşık 20 yıldır IT sektöründeyim. Daha çok iş sistemleri tarafında çalıştım. ERP ve CRM özelinde yoğun bir mesai harcadım diyebilirim. Yani ERP özelinde de LCV2 ile aslında yolum öyle kesişti. Şu an biz Dynamics 365 Finance and Operations ERP sistemini kullanıyoruz. Yani hem yurt içinde hem yurt dışında birçok farklı ERP'miz de var. Şimdi LCV2 büyüklüğüne bakmak istersek biz şu an totalde çalışan sayımız 48 bini geçmiş durumda. IT özelinde bakarsak da hani ben yanılıyorsam arkadaşlarım düzelsin herhalde 590 kişiye yaklaştık. Kaç ülkede varız derseniz 47 ülkede şu an bizim mağazalarımız mevcut. Türkiye'de 505 mağazamız var. Tabi bu sayılar neredeyse her gün değişebiliyor. Yeni mağazalar açılabiliyor. Yurt dışında da 527 mağazamız var. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Mesela geçen ay Peru'da bile biz mağaza açtık şu an. Hani Amerika kıtasına da geçtik. Yoğun bir şekilde ülkelere bizim projelerimiz devam ediyor. Bu şekilde genel bir bilgi vermiş olayım. Asıl ben sözü de Ahmet Bey'e bırakayım. Çünkü o daha çok veri mimarisi tarafında bizim altyapımızı, topolojimizi anlatacaktır. Tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Bizi dinlediğiniz için şimdiden de herkese teşekkür ediyorum. Merhaba Onur Bey, teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ahmet Kalafat'tan. Sivek'te Büyük Veri Yönetimi ve Veri Mimarisi Müdürü olarak çalışmaktayım. Ben de kısaca kendimden bahsedeyim. Yaklaşık 20 plus yıldır IT sektöründe çalışıyorum. Bunun 10 yılı yazılımla geçti. Son 11 yılda veri üzerine geçti diyebilirim.
Biz neler yapıyoruz? Bir ekran paylaşıyor olacağım müsaadenizle. Ekranın muhtemelen herkese gelmiştir. Evet, görüyoruz. Evet. Aslında bizdeki topoloji bu şekilde. Elsevier ekranının aslında veri mimari topolojisi. Özetle diyebilirim bu şekilde. OA tipi sistemler var. Bu OA tipi sistemler aslında tek bir sunucu, tek bir sistem olarak düşünmeyin. Aslında Elsevier 2, evet, hani 1050 mağazası olan bir moda perakende firması ama bunun dışında çok büyük bir lojistik firması aslında Elsevier 2. Tüm mağazalarına lojistik operasyonu kendisi yürüten bir firma. Ki Türkiye'de aslında metrekare anlamında en büyük ikinci lojistik merkezine sahibiz. Bunun dışında Elsevier.com'la bir e-ticaret firması diyebiliriz. Ve Türkiye'deki ilk moda perakende firmasında yürüten, işleten firmalardan bir tanesi diyebilirim. Bunu neden anlattım? Hani Elsevier'in veri çeşitliliğini anlamanız için anlattım aslında. Hem moda perakende verisi var, lojistik verileri var, e-ticaret clickstream verileri var. Ve laboratuvar test verileri var aslında. Ki Elsevier'in en azından analitik ortamlarda 20 yıla derinliğe sahip bir verisi de var. Yani hem çeşitlilik anlamında zenginiz hem de veri derinliği anlamında zengin bir analitik platformumuz var. OA tip sistemler işte e-ticaret sunucuları da olabilir. Lojistik merkezlerin sunucusu da olabilir. İşte uygulama sunucuları olabilir. Biz bunlardan veriyi alıp ODS katmanına getiriyoruz ki bu ODS katmanı aslında Elsevier'in envanterine yeni giren bir ortam. Yaklaşık 5 aylık bir geçmişi var. ODS katmanı verileri alıp buradan Big Data ortamında verileri işleyip analitik niteliği kazandırıp aslında oradan da sunum için veri ambara katmanı alıyoruz veriyi. Bunları yaparken de SSIS dediğim gibi hem ETL hem de ELT kullanıyoruz. ETL olarak Microsoft'un SQL Server Integration servisini kullanıyoruz. Big Data'da veriyi işlerken, IAT yaparken de işte Spark'ı kullanıyoruz ekip olarak diyebilirim. Veriyi işledikten sonra, dediğim gibi veri ambarında veriyi sunum için hazır tutuyoruz. Bundan sonrası ise aslında Eren Bey de size anlatıyor olacak. İş zekası buradaki verileri alıp bilgiye dönüştürüp hem işte dashboardlar yapıp hem de işte dediğim gibi makine öğrenmesi algoritmiyle aslında müşteriye sunum kısmını yapıyor şeklinde diyebilirim kabaca. Bunun dışında cloud kullanıyoruz. Yani cloud tarafında da aynı şekilde hem servis olarak hem de sunucu olarak kullandığımız ortamlar var. Hem Azure hem de Google cloud platformu kullanıyoruz diyebilirim. Bunun dışında Elsevier'in iki yaklaşımı var. Hem self-service analytics hem de self-service BI. Yani kullanıcıları biz veri kümesini üniversiteye verelim ve müşterilerimiz bunu alsınlar kendileri. Bilgiye dönüştürsünler ya da buradan kendileri analitik çalışmalar yapabilsinler. Değil mi be? Onur Bey de söyledi. Genel müdürlüğümüzde yaklaşık 5000 üzerinde beyaz yakalı çalışanımız var. Ve bu 5000 kişi içerisinde iş birimlerinde özellikle yapay zeka, veri bilimi alanında işte yüksek lisans yapan arkadaşlarımız da var. Ve onlar da aslında şekilde katma değer sağlamak istiyor. Biz bunlara belli bir veriyi açıp aslında bu arkadaşlarımızın da kendine aslında self-service analitiklerimiz aslında model çıkarması. O model gerçekten bir başarım kazandıysa bunu merkezileştirme işlerini tamamen yayılım gibi aslında stratejimiz bulunmakta diyebilirim. Özetle yapımız bu şekilde. Biraz daha detay olarak anlatacak olursam veri ambarı Elsevier olarak aslında ilk veri ambarını FastTrack olarak 2010 yılında kurduk diyebilirim. Yani ekibimiz bu anlamda 11 yıldan beri deneyimli ve Türkiye'deki ilk FastTrack veri ambarını kuran firmayız. Ve bu noktada hani kurulumun başarısı, şimdi Microsoft'un white paper'larındaki yazan birçok işte parametrenin üzerine çıkıyor olmamız, performans anlamında, sıkıştırma anlamında diskte birçok şeyin üzerine çıkıyor olması sebebiyle hem globalde hem de Türkiye'de başarı hikayemiz yayınlandı bununla ilgili. Yaklaşık 400 terabaytlık bir analitik verimiz var veri ambarında. Günlük 30 terabayt veriyi işleyebiliyoruz. 1000 üzerine tablomuz var. En büyük tablo sayımız ise 120 milyar diyebilirim. Birazdan yine bahsedeceğim. Tasarım olarak Kimball modeli kullanıyoruz. Tarihsel derinliği olan. Biraz daha denormalize veriler şeklinde veri ambarı tutuyoruz. Veri ambarı ortamımız Microsoft SQL Server 2017. Dediğim gibi zaten veri ambarı olduğu için ağırlıklı olarak column store indeksleri kullanıyoruz. Yedeklilik anlamında always on yapısını kullanıyoruz. Ve dediğim gibi veri ambarında biz hiç update komutu çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü bakım maliyetlerini azaltmak,
hem de veriyi çok daha hızlı işleyebilmek adına. Çünkü çalışan arkadaşlarınız bilir. Yığın veriyle update yapmak çok büyük bir dert. Hani sizin işte 120 milyar satırlık veriniz var. Bunun yaklaşık işte 10 milyarı değilse 10 milyar bir update geçmek çalıştığınızda gerçekten bu çok zor. Hani hem uzun sürecektir hem o update esnasında analitik ortamı kullanmak isteyen kişileri blok edeceksiniz. Biz bunun yerine aslında partition dediğimiz yapıları kullanıyoruz. Ve partition içerisinde veriyi güncelleyip çok hızlı bir şekilde aslında güncel veriyi müşteriye sunabiliyoruz diyebilirim. Veri ambarımız özetle bu şekilde. Dediğim gibi 400 terabaytlık zengin ve derinliğe sahip aslında bir veri kümemiz bulunmakta. Bunun dışında çok pardon ileriki slaytlarınızda var mı bilmiyorum ama bu ilk topolojiyi gösterdiğiniz slayttaki ODS ve data processing kısmında neler kullandığınızı, orada neler olduğundan da bir bahsedebilir misiniz? ODS açılımı nedir onu da bilmiyorum. Tamam, pardon. Haklısınız. Operational Data Store aslında anlamı. Hani bu ne demek? Operational Data Store ne için kullanılır? Siz operasyonel sistemler üzerinden, uygulama üzerinden bir kişi atıyorum ne yapacak? Ürünü işte mağazaya rezervse sevk edecek. Sevk emri oluşturuyorken siz operasyonel rapor çekseniz ve atıyorum uygulamayı bloke ediyorsunuz, bu çok büyük risk aslında. Ki LSWake için çok büyük hacimde bir firma için çok daha büyük bir risk bu. Ya da işte müşteriler anlık veri ihtiyacıyla analitik çalışmalar yapabiliyor. Bunun için de o dediğim gibi operasyonel sisteme gidip orada yığın bir veriyle çalışmak istediğinizde operasyonu kitleme riskiniz var. ODS aslında biraz daha verinin, dediğim gibi farklı sistemdeki verinin replike edildiği. Dediğim gibi şey düşünürseniz işte 20 tane OLT sisteminizin olduğunu varsayın. Hem bunların konsolide edildiği hem de işte operasyonel raporlamalara, işte veri ambarının işte veri çekeceği ortamı kazandığımız sistem aslında ODS sistemi diyebilirim. OLT sistemler gibi çok derin veriler tutulmuyor. Mesela OLT'de tüm transaction verisi var aslında. İşte 20 yıllık işte tam arşivleme çalışmaları falan var ama hani derin bir veri var o alt tipte düşünün. ODS'de ise hem operasyonel raporları ise bir yıllık veri çekmiyor aslında. Daha böyle değil mi? Son bir gün ne yaptım? Son bir günde ben ne tarz operasyonlarımı yaptım? Bunlara bakıyor aslında müşteri. Ya da analitik bir çalışma yapacaksa da evet hani 3 aya gidilebiliyor. Bu tarz sistemlere hizmet ettiği için buradaki veri derinliği 3 ay gibi düşünebilirsiniz. Ya da işte veri ambarı buradaki veriyi aldı. Verisini zenginleştirdi. İşte modeli oluşturdunuz. Veriyi beslediniz. Besledikten sonra bu verinin burada durmasının bir anlamı yok aslında. Yani bir ara katman gibi düşünebilirsiniz o ODS'i. Big Data dediğim gibi veriyi işlediğimiz ortam. Burada ne kullanıyoruz? Veriyi işlemek için Spark kullanıyoruz. Veriyi ODS'ten Big Data'ya almak için Scoop kullanıyoruz. Scoop teknolojisini kullanıyoruz Big Data'nın içerisindeki. Spark işledikten sonra eğer ki burada en katmanlı bir veri modeliniz varsa, yani en katmandan kastım ne? Siz ilk başta store oluşturan alt bileşenleri Big Data ortamına aldınız. İşte nedir bunlar? Satış verisidir, sek verisidir, kabul verisidir, irsaliye verisidir. Yani bunların hepsi store oluşturan alt bileşenler aldınız. Aldıktan sonra bunları bir ekstra, yani birleştirdiniz ve bir ekstra haline getirdiniz. Oradan işte başka bir özet tablo yaptınız. Oradan bulunurluk hesapladınız. Oradan atıl stok hesapladınız. Bunların hepsi aslında birer katman. Yani birbirinin ardını aslında dizdiniz. Ve birbirinden beslenen yapılar olduğunu düşünün. Bunları bir de sizin yönetmeniz gerekiyor. Mesela stok oluşturan bir alt bileşende 10 gün önceki bir değer güncellendiyse bunun üzerine tüm yapıları bunu güncellemeniz lazım. Bunu orchestrate etmek için de Airflow kullanıyoruz Big Data üzerinde. Ve genel şekilde Big Data'daki veriyi de DBaş'a atarken Scoop'la atıyoruz diyebilirim. Dediğim gibi Scoop'la veriyi çek, Spark'ta işle. Dediğim gibi birden fazla işi orkestrate etmek istiyorsak, hani birbiriyle bağlamak, hani öncül ardıl şeklinde çalıştırmak istiyorsam Airflow'la bunu yap, bir job schedule'la yapmak da mümkün ama Airflow bize çok da esneklik sağlıyor bu konuda. Sonra tekrardan çıktığı Scoop'la veri ambarına bas gibi düşünebilirsiniz. Big Data'da yaptığınız işleri. Veri ambarında dediğim gibi Microsoft'un SQL Server'ını kullanıyoruz sunucu olarak. Tasarım olarak Kimball modelde ama tool olarak da aslında hani buradan kendi içerisinde bir veri ambarı üzerinde de aslında farklı yapılar kurabiliyoruz. Veri kümeleri oluşturabiliyoruz. Bunları dediğim gibi Microsoft'un SQL Server Integration Service ile yapıyoruz. Bunun dışında gene bahsediyor olacağım ilerleyen slaytlarda detaylı bir şekilde. Bizim bir de OLAP küpümüz var. Tek bir OLAP küpü. Yaklaşık 10 terabayt. Büyüklüğünde
Mark Soft'tan edindiğimiz bilgiye göre MEA bölgesinde, hani işte Türkiye, Orta ve Balkanları kapsayan bölgedeki en büyük veri hacmine sahip ve aynı zamanda en hızlı cevap verebilen, hani bu büyüklükte olup ve müşterisinde bir saniye altında cevap verebilen bir multi-time machine küpe sahibiz. Gene bunu geliştirebilen, hatta bunun üzerine ekstra özelleştirilmiş yapılar kuran bir ekibe sahibiz diyebilirim multi-time machine kısmında. Bunun üzerine dediğim gibi gene soru cevap şeklinde geldiğinde daha detaylı bilgiler de verebilirim. Soru cevap kısmında. Tekrar dediğim gibi detay kısmına geçiyor olacağım. Veri ambarından bahsetmiştim. Big data yapımız. Yaklaşık dediğim gibi on-prem'de, cloud'da değil, bizim kendi data center'ımızda 15 nodlu bir sunucu, 3 master nodumuz var, 11 worker nodumuz var, bir edge nodumuz var aslında. Toplamda cluster'ımızın kapasitesi 996 core'luk bir sistem, 6 terabayt RAM'e sahip, 2 petabayt da storage kapasitemiz var. Ve Cloudera lisansı kullanıyoruz bu ortamda. Biraz önce bahsetmiştim, kullandığımız araç ve teknolojiler Spark, veri işlemek için kullandığımız dil aslında diyebilirim. Scoop, veriyi çekmek, yani import ya da export yapmak için düşünün. Yani, kullandığımız araç. Airflow, veriyi orkestrate etmek adına aslında. Hani bundan sonra şu çalışsın, bundaki değişen veriyi yakalayıp işte o diğer işte yani paralel çalışması gereken yapılar varsa onları çalıştırsın. Tetikliğine tekrardan bir sonraki döngüyü başlatsın gibi aslında işi orkestrate ettim. Flow'u oluşturdum, kısım Airflow. Hive ve Impala ise aslında sonuçta dediğim gibi Spark farklı bir dil. Ve veri dünyasında en çok kullanılan dilin SQL olduğunu düşünürsek de aslında Big Data ortamlarında SQL bilen kişilere aslında hizmet etmek adına kullanılan iki tane teknoloji diyebilirim. Impala memoride çalışıyor. Yani memori kapasiteniz kadar aslında Impala'yı kullanma şeyiniz var. Ki tüm cluster'ın memori kapasitesini de yemiyor. Onu bir şekilde limitli veriyorsunuz. Mesela bizim sistemimizde şu an 250 GB'a kadar Impala'da sorgu yazıyorsunuz. Yani sonuçta değil mi? Sorgu yazarken sonuçta bunları işlerken ne yapıyor? Memoride işlediği için memori kapasitesi önemli hale geliyor. Yani çok büyük verilerde Impala'yı kullanma olasılığınız biraz daha düşüyor. O zaman Hive'ı kullanmaya başlıyorsunuz. Değil mi? Hive'da gene aynı şekilde memoride değil de daha çok işte cluster'ın gücünü kullanan ki değil mi? Çok daha yoğun veriyi aslında çekebileceğiniz, belki de işleyebileceğiniz bir dil diyebilirim. Tamamen SQL standartlarıyla oluşturulmuş. Tabii farklar var mı? Var aslında. Hani birçok SQL ANSI 92 standartında ama işte Oracle'da işte PL/SQL, Microsoft'ta Transact SQL desek de bunların hepsi birbirine çok yakın. Hani ANSI 92 standartı üzerine oluşturulmuş teknolojiler. Mesela siz Microsoft'un SQL sorununa Transact SQL yazmış olduğunuz bir sorguyu Hive'a attığınızda ufak da olsa revizeler yapmak durumundasınız. Ama birbirine çok çok yakın. Hani SQL bilen birisi bu iki tane Hive ve Impala'ya çok değil mi, bir gün içerisinde oryant olabilir diyebilirim. Big Data kısmımızda bu şekilde değil mi? Detay kısımları sizlerden soru cevap geldikçe cevaplıyor olacağım. Yani o şekilde açıkçası planladım diyebilirim. Bir de dediğim gibi bahsettiğim gibi Microsoft'un MEA bölgesindeki en büyük ve gene en hızlı olak küpüne sahibiz. Star şemayla değil mi? Bunlardan gene bahsediyor olacağım. Star şemayla kurulmuş durumda, bu yapıyla kurulmuş durumda. 10 terabaytlık bir hacme sahip. 2208 kullanıcımız var aslında. Hani LCV2'de dediğim gibi veriyi kullanabilen, gerçekten veriyi kullanmasını bilen bir firma aslında. Ve 2200 tane bu sisteme bağlanıp bu sistem üzerinden aslında aktif çalışmalar yapan müşterimiz bulunmakta. Biz bu müşterilerden gelen sorgulara ortalama 0.8 saniyede cevap verebiliyoruz. Diyebilirim olak içinde. Bunların yapıları biraz daha database'den farklı. En katmanlı yapılar var. Tamam, veri tutma şekli de farklı aslında. Ve biraz daha self-service BI adına müşterinin Excel'le bu sisteme bağlanıp sürükle bırak da kendi raporlarının oluşturmasına imkan sağlayan bir sistem diyebilirim. Ki tabularda bunu da Eren Bey anlatıyor olacak. Tabularda bunun tamamen aslında memory'de çalışan biraz daha kısıtlı bir şekli. Ki dediğim gibi Eren Bey onun detaylarına giriyor olacak. Peki burada ben ufak bir soru sorayım mümkünse. Hı? Şimdi multi-dimensional MDX çok olgun bir teknoloji. Ta 90'lardan belki 80'lerin sonunda ortaya çıkıp o dönemden bu yana gelen, kullanılan ve olgun bir teknoloji. Ama son
diyelim 5 senedir radikal anlamda, teknolojik anlamda yatırım, Microsoft'un yatırım yapmadığı bir teknoloji aynı zamanda. Orta uzun vadede Dimensional MDX yapısındaki kübü tabulura tamamen çevirme gibi bir planınız var mı? Aslında biraz... Yoksa çalışıyor, elleme kalsın ya, olacak. Aslında şimdi yaklaşık hani ben hani bu Malta Dimension modelde 2010 yıldan beri var aslında. Hani şirkette hani veri ambarını kurduktan sonra hemen ardından aslında bir OLAP Malta Dimension tasarımını yaptık. Ve dediğiniz gibi de 11 yıldan beri hiçbir geliştirme almadı. Hani evet tabular çok hızlı gelişti. Birçok aslında her bir atıyorum versiyon çıktığında çok ciddi değişimler geliyor. Ama Malta Dimension modelde hiçbir şey almıyor. Microsoft'un buna söylediği şey ise zaten dediğiniz gibi oturmuş bir yapı. Birçok içeriği ekledik, yeni bir şey ekleme gerek yok diyor. Her ne kadar bana çok inandırıcı gelmese, sonuçta SQL'de kaç yıldan beri var. Ama SQL Engine'e birçok yeni feature geliyor, birçok özellik geliyor. Ama Mutlu Dimension'a dediğiniz gibi en azından ben 11 yıldan beri gelmediğini biliyorum. Ama dediğim gibi tabularla ikisi arasında ciddi farklar da var aslında. Onlara değinebiliriz. Hani tabular memoride çalıştığı için memory limitine takılıyorsunuz. Mutlu Dimension'da evet storage'da çalışıyor. Bu bir... risk olsa da bizdeki işte hem veri ambarı tarafı hem de OLAP tarafı storage olarak SSD diskler kullanıyor aslında diyebilirim. Bu bize bir avantaj sağlıyor. Bir de bunun dışında multi-dimension modelde aslında onu hızlandırabileceğimiz bazı altyapılar var. Hani aggregation dediğimiz aslında müşteriden gelen nasıl diyeyim filtreleri biliyorsanız, müşterinin veriyi ne şekilde kullanacağını biliyorsanız aslında veri ambarı ya da SQL sistemindeki indeksler gibi multi-dimension modelde aggregation'lar var. Siz bunları aslında kullanarak, tasarlayarak, değiştirerek çünkü bunları her sene değiştirmek de gerekiyor. Çünkü müşterinin veriyi kullanma şekli, alışkanları değişebiliyor. Senede bir defa aslında işte istatistiklerini açıp, istatistik toplayıp ona göre aggregation'ları yeniden tekrardan şey yapıyoruz, revize ediyoruz. O anlamda dediğim gibi 2200 tane kullanıcısı var. Müşteri tarafında da ciddi bir kullanımı var bu sistemin. Şu an için çok planda olmasa da bununla ilgili aslında POC'ler yapıyoruz. Hani bu işte cloud üzerinde servis olarak bunları yayınlayabilir miyiz? Hatta işte multi-dimension modelin kendi içerisinde hani belki biraz daha teknik kısma giriyor olacağım ama daha detay kısma giriyor olacağım. İşte roll-up dediğimiz hani veriyi kendi storage üzerine tutması yerine aslında multi-dimension modelde kullanıcı bir sorgulama yaptığında hiç veriyi kendi üzerine tutmasın da hani direkt onu bir SQL sorgusuna çevirsin ve SQL sistemlerinden bunu çeksin gibi dediğimiz aslında yapılar var. Hani roll-up dediğimiz, real-time roll-up dediğimiz yapılar var. Hani buna geçebilir miyiz? Ya da işte bunu bir tabular servis, işte cloud'da analiz servis olarak var ama bu sadece tabular kısmını destekliyor. Oradan bunu verebilir miyiz gibi çalışmalar var. Ki orada bir başarım elde edebilirsek neden olmasın? Yani şey, ikisinde birebir doğrudan karşılaştırmak gibi bir amacım yok. MDX çok daha olgun bir teknoloji, onu kabul etmek lazım. MDX'de olup da henüz tabulurda olmayan ama roadmap'inde olan da bir sürü şey var. Bu büyüklükte bir sistemi hemen zaten bugün yarın geçirmek gibi bir şey çok şey olur, riskli olur. Ama orta uzun vadede analitik tarafta Microsoft MDX'ten ziyade tabuları geliştirmeye yöneleceğini uzun süre önce anons etti. Kesinlikle. Yani bunu biraz da şu amaçla söylüyorum. Hani analysis service Microsoft'un bu taraftaki analitik taraftaki en büyük uygulamalarından bir tanesi. Bunun bulut karşılığını bulut tarafında gözüken karşılığı PowerBI.com. Modelleme tekniği olarak da Tabular belli bir süre sonra MDX'deki bütün kabiliyetlere erişecek gibi gözüküyor. En azından Microsoft'un anons ettiği durum bu. Bir tane soru var. Bu tür iş projelerinde çalışacak personeli daha çok kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Yoksa dışarıdan böyle bir profili bulabiliyor musunuz diye bir soru gelmiş. Aslında ikisine de açığız. Hani bulabiliyorsak hani evet hani muhtemelen şimdi bilen kişi sayısı gerçekten çok az. Onu söyleyebilirim. Ki bunu bilmiyorsa da ekip içerisindeki bizim hem iletişimimiz hem de aslında ekiptaşlık çok üst seviyede. Ekip aslında bilgiyi saklayan değil de paylaşan bir ekip aslında. O konuda şanslıyım da. Dediğim gibi ekibe yeni mezun da alsak hani gerçekten çok deneyimli bir aday da alsak hani bilmedikleri kısım varsa hem ondan bir şeyler bize öğrenebiliyoruz hem de bir şekilde arkadaşı oryantasyon sürecine tabi tutup bizdeki teknolojinin aslında anlatımını, sunumunu, işte o kişiyi dediğim gibi hani sahaya sürmeden önce ya da işte o geliştirme life cycle'ını almadan önce aslında dediğim gibi bazı eğitimlerden geçirip hazır olduğundaysa aslında development life cycle'ını alıyoruz diyebilirim. Aslında iki modeli de uyguluyoruz ama şu ana kadar genelde hani biz aldık ve bu modeli öğrettik diyebilirim. Doğrudan evet ben multi-dimension modeli biliyordum zaten
şeklinde dediğim gibi sayısı 1 ya da 2'dir. Şu an ekibimiz bu arada 12 kişilik bir ekip, onu atladım. Eren Bey de biraz daha hani veri koordinatörlü olarak aslında IT'de temsil ediyoruz. Onur Bey de bahsetti, IT'de 590 kişiyiz. Yani bir ay önce 550 kişiydik, 500 kişilerdeydik. Yani LSV2 IT anlamında, şirket anlamında giderek büyüyen de bir firma. Yani hem ciroda hem insan kaynağında, iş alanlarda giderek aslında hani büyüme trendi de var. Dediğim gibi bizim ekipte de şu an aslında ilk arkadaşlar dahil ediyor olacağız. Hani yer gelmiş onu da söylemiş olayım. Hani veriyle çalışmayı seven, dediğim gibi yani bizim kullandığımız teknolojinin içerisinde yer almak isteyen arkadaşlarımız varsa özgeçmişleri benimle paylaşabilirler ya da LinkedIn üzerinden profilime girip oradan benimle iletişim kurabilirler. Meetup sonunda CV'leri gönderebilirsiniz, toplayabiliriz. Evet. Bunu süreyi bir saat diye anons ettik ama gidişata göre bunu uzatabiliriz, tamam. Sizin de müsaitliğinize göre. Benim de dikkatimi çekmişti, müşteri teriminden bahsediyorsunuz. Sizin için kullanıcı kim, aslında, müşteri kim? Aslında iç müşteri, o biraz daha ağız alışkanlığı. Hani bizim değil mi, IT'de işte lojistik iş birimleri ya da işte planlama yapan ekipler ya da işte e-ticareti yöneten ekipler aslında biraz daha müşteri olarak geçti ama hani biz, belki şey bir yani iç müşteri olarak bunu kullanmak gerekiyor. Bir de dediğim gibi gerçekten LSV2 mağazana gelip işte e-ticaret sitesinden ürün alan hani bizimle bir şekilde nasıl diyeyim iletişim halinde olan, ilişki halinde olan kişiler aslında asıl müşterilerimiz. Onları da anlamak adına aslında LSV birçok şey yapıyor. Özellikle bu Covid pandemi sürecinde bu konuda birçok yol aldı diyebilirim firma. Yani müşteriyi gerçekten anlamak çok değil, bu çok önemli bir şey. Çünkü artık mağazadan alan müşteri sayısının azaldığı, e-ticaretin kullanma oranının arttığı bir dönemdeyiz. Bu da müşteriyi anlama kısmını hem biraz avantaj sağlıyor. Çünkü değil mi? Yani mağazada toplayamadığınız bilgiyi e-ticaret sitesinden toplayabiliyorsunuz. Mesela nerede gezindi müşteri, işte hangi ürün gruplarına baktı, hangisini beğendi almadı gibi birçok bilgi de edinmenizi sağlıyor. O anlamda dediğim gibi hem şans şey yapsa da böyle dediğim gibi müşteriyi anlamak adına LSV2 birçok yolu kat etti diyebilirim. Ben müşteri derken biraz da iç müşteriden bahsettim diyebilirim. Onu açıklık getireyim. Ben bizim o kısımlarda de biraz daha şey açıyor olurum. Tamam. İsterseniz şuradaki terminolojiyi, topolojinin içerisindeki terminolojiyi hızlıca bitirebiliriz. Nasıl tamam. Benim zaten son slide'ım biraz uzun tuttum. Daha kısa tutacaktım ama. Tamam. Aslında bir veri mühendisi hangi kavramları bilmeli? Bu başta biraz kısa yazdım hani çok gibi. Hangi araçları kullanmalı? Bunlardan kısaca bahsediyor olacağım. Veri ambarı tasarımını biliyor olmanız gerekiyor aslında. Yani burada iki tane yaklaşım var. Hani Kimball model ve Immel model. Çünkü o tip sistemlerin tasarımıyla hani veri ambarının tasarımı farklılaşıyor. Farklılaşması da gerekiyor zaten. Burada iki yaklaşım en azından teoriksel olarak da bilmenizi bekliyoruz. Yani bilirseniz de iş hayatınızda başarılı olacağınıza ben en azından kendime inanıyorum. Ki veri ambarı üzerinde değil mi? Bunlar SQL sistemleri. Ki Bitit üzerinde kurulabildiğinden bahsediyorum. Hani şu an en azından ben Türkiye'de bir örneğini görmedim ya da duymadım. Varsa duymadım diyeyim bir şekilde. SQL sistemi üzerinde bu Microsoft olur, Oracle olabilir, Teradata olur, hiç fark etmez. Netez olabilir. Yani burada bir veri ambarı tasarımı ya da SQL dilini biliyor olması önemli. İyi, çünkü siz yığın bir veriyle çalışıyorsunuz. Hani bir satır, 10 satır değil. Hani biz dediğim gibi günlük 30 terabayt veri işliyoruz ve buradaki SQL yetkiniz çok önemli. Çünkü siz veriyi çekerken muhakkak SQL kullanacaksınız. Bir şekilde dediğim gibi PostgreSQL de olsa, hani Microsoft SQL de olsa hani kullanacağınız SQL. O yüzden hani operasyonel sistemlere mümkün olduğunca en az 2000 liraya olması çok çok önemli. O yüzden de SQL ve SQL'deki optimizasyon yetkinliklerinizi gerçekten olabilecek en iyi seviyeye getirmeniz önemli burada diyebilirim. Big Data, Big Data üzerindeki aslında teknolojiler, birçok aslında şey var, üzerinde yapılar var diyorum ya, bizim dahi kullanmadığımız, hani bizim kullanma fırsatı bulamadığımız diyeyim aslında. Ama Spark'ı ya da Big Data ekosisteminde işte HDFS nedir, Yarn nedir, onun dışında işte Spark programlama dili, Python keza aynı şekilde, Scoop veri çekmek için ya da veri işte export etmek için, veri dışarı aktarmak için kullanacak diller. Bunları biliyor onları arkadaşlar için bir avantaj diyebilirim. Bunun dışında giderek yaygınlaşan, hatta şunu da görüyorum. Evet, biz veri mühendisi altında bunların hepsini topladık ama bu yazılımda da aynı şekilde. Mesela ben işte 20 sene önce yazılıma başladığımda bir yazılım uzmanı kavramım vardı. Hani o yazılım uzmanı test de yapıyordu, analiz de yapıyordu. Hani veriyi de tasarlıyordu, veri modelini tasarlıyordu ve yazılım da yapıyordu. Ama şu an hani bunu belki 5 tane farklı rol yapıyor.
burada büyük ihtimalle veri mühendisliği kavramında belki birçok alt dal çıkacak. Hatta işte Big Data veri mühendisliği, Big Data mühendisliği ya da Cloud veri mühendisliği kavramları duymaya başladınız. Bu gibi ilerleyen zamanlarda belki sadece Cloud üzerinde yetkinliğini artırmış arkadaşlara ihtiyacımız olacak. Hani o yüzden Cloud kısmında önemli diyebilirim. ki burası hani karmaşık olsa da en azından temel seviyede hani Cloud ve buradaki veri, antik veri ile ilgili kavramları biliyor olmanız önemli diyebilirim. Data Lake'deki mimariler, gibi artık veri ambarında biz yapısal verileri tutuyorken hani hem yapısal veriler hem yapısal olmayan veriler, IoT verileri gibi aslında veri çeşitliliği arttıkça bunlar için de aslında farklı mimariler doğdu. Lambda ve Kappa gibi. En azından bunları biliyor. En azından bir kulak ağaçlarının oluyor olması arkadaşların bir avantaj diyebilirim. Multidimension model, burada star şema, snowflake ve galaxy şema gibi aslında alt kavramlar var. Hani bunları biliyor olmaları önemli ki biz dediğim gibi bahsetmiştim star şemayı kullanıyoruz. Piyasada en çok kullanılan, hani bu dünyada en çok kullanılan multidimensional model de star şema yaklaşımı diyebilirim. Verinin yaşam döngüsü ne demek aslında? Dediğim gibi veriyle ilgilenen kişileriz ve veri işte operasyon sende doğuyor ama ondan sonra olsa veri işte şu sisteme aktarıldı, oradan buraya geldi, buradan şuna dönüştü gibi o verinin yaşam döngüsüne çok iyi hakim olmanız gerekiyor aslında. Ki dediğim gibi bizde işe başlayan arkadaşı biz en başta bizdeki veri yaşam döngüsünü ve buradaki veri ambar tasarımı, veri ambarındaki işte modellerimizi, Big Data'daki modellerimizi ve Cloud'daki modellerimizi anlatmakla başlıyoruz diyebilirim. Veri modellemesi, ETL dediğimiz extract, işte veriyi al, transform et, işle ve tekrar yükle. Ya da tam tersi, yani al, yükle, işle de olabilir. Big Data'da genelde ELT mantığı işliyor. Çünkü scoop'ta olduğu gibi veri alıyorsunuz, hani extract ve load ediyorsunuz, sonra transform ediyorsunuz gibi bir yaklaşım var. Bu iki yaklaşımını ve bunların arasındaki temel farkları biliyor olmanız gerekiyor. The slow chaining dimensions, dimension de aslında değiştiğindeki o type 0, 1, 2, 3, 4 gibi yaklaşımları biliyor olmanız bir kez daha sizler için bir avantaj diyebilirim. Benim anlatacaklarım, aklımın hani geldiği kadarıyla buraya yazmaya çalıştım. Anlatacaklarım bu kadar ama soru cevap kısmında atladığım şeyler de olursa ya da bunların içerisinde soracaklarınız olabilir. Orada elimden geldiğince sizlere cevaplamaya çalışacağım deyip sözü Eren Bey'e vereyim ben. Peki şöyle yapalım, devam edelim isterseniz. Bu slide'la ilgili eğer sorusu olan, buradaki bahsedilen konseptlerle ilgili sorusu olan arkadaşlar varsa chat ekranına yazabilirler, el kaldırabilirir. O zaman sunumun kapıları şu an göremiyorum ama şu an tamamen de sunum var. İsterseniz şöyle yapayım, burayı kapatayım. Paylaşımı kestim. Şimdi tamam. Chat kısmını görebiliyorum. Okey. Bir önceki bahsettiğiniz, bir önceki slide'da gösterdiğiniz konularla ilgili sorusu olan arkadaşlar varsa yazabilirler bir taraftan. Değilse Eren Bey ile devam edeceğiz. İş zekası yönetmeni Eren Bey. Buyurun. Merhabalar. Şöyle bir ekran paylaşayım. Tam ekran oldu sanırım. Evet. Ben kendimden bahsedeyim kısaca. Ben de Eren Yılmaz. Yaklaşık 8 yıldır firmadayım. İş zekası ekibindeyim. 3 yıldır da yaklaşık iş zekası ekibinde yöneticilik yapmaktayım. Çok kısa bizim veri koordinatörlüğü yapımızdan bahsetmek istiyorum. Veri koordinatörlüğü olarak aslında BT ailesinin altında yaklaşık şu an işte 60-70'e yakın norm kadrosu olan büyük bir ekibiz. Burada az önce Ahmet Bey'in bahsetmiş olduğu, onun sorumluluğundaki büyük veri ve veri mimarisi yönetimi ekibimiz var. İki farklı iş zekası ekibimiz var, yaklaşık 35 kişilik. Bir 4 kişilik master data yönetimi ekibimiz var. 6 kişilik de aslında kadrosu olan bir veri bilimi ekibimiz var. Bunlar işte kadrolarımız. İş zekası yönetimi ekibi olarak aslında neden 2 tane iş zekası yönetimi ekibi var? Az önce de bahsedildiği gibi hani şirkette gerçekten çok sayıda tekil kullanıcıya ve çok farklı birimlere hizmet veriyoruz. Bir sonraki slide'da ondan da kısaca bahsedeyim. Biz iş zekası ekipleri olarak aslında üst yönetim başta olmak üzere şirketin neredeyse hani tüm operasyonel birimlerine hizmet eden ortak servis gibi departmanlarız ve çok fazla iç müşteri ve çalıştığımız ekip olduğu için de aslında aynı işi yapan iki farklı müdürlük olarak yürütüyoruz iş zekasındaki işlerimizi. Burada üst yönetim dışında ürün yönetimi, satın alma gibi
ürün ve sevkiyat planlama, işte lojistik merkez, dış ticaret, ithalat, ihracat, gümrükleme süreçleri, e-ticaret operasyonlarımızın tamamı, mağaza ve mağazacılık operasyonlarımızın tamamı, finans ekiplerimiz, insan kaynakları departmanı ve bilgi teknolojilerinin kendi içerisindeki aslında tüm iş zekası çözümlerini bu iki iş zekası ekibi olarak bizler sağlıyoruz. İş zekası ekipleri aslında neler yapar? Bir iş zekası çalışanının hani günü nasıl geçer? Biraz ondan bahsetmek istiyorum aslında. İş zekasındaki arkadaşlar olarak bizler aslında az önce bahsettiğim iş birimleriyle yani temelde onların problemlerini çözen ve ihtiyaçlarını veriyle çözen ekipleriz gibi düşünebiliriz. Burada bir analist rolü bizim departmanımız için iş birimleriyle aramızda bir analist rolü olmadığı için burada kendi departmanımızda çalışan arkadaşlardan aslında ihtiyacı analiz etme, süreçleri anlayabilme yeteneklerinin de hani gerçekten yüksek olmasını bekliyoruz. Bir talep alma ve süreç ihtiyaç analizi adımımız oluyor genellikle her çalışmaya, projeye, geliştirmeye başlarken. Daha sonrasında ihtiyacı anladıktan sonra iş biriminin nasıl bir problemi var, nasıl çözüm sunmamız gerekiyor. Arka planda biz o ihtiyacı aldıktan sonra bir teknik analiz gerçekleştiriyoruz. Burada veri kaynakları olarak neleri kullanmalıyız? İşte yazılım ekipleriyle görüşüp, işte az önce Ahmet Bey'in bahsetmiş olduğu veri ambarı ortamından bu verilere erişebiliyor muyuz? Canlı sistemlerden mi şu an datası akıyor? Ve biz hangi teknolojiyi kullanarak aslında bu problemi çözeceğiz ve ihtiyacı karşılayacağız? Yani hangi tool üzerinden bir çalışma yapacağız? Bunun teknik analizlerini yapıyoruz. Bu ihtiyaç analizinde işte kullanıcılarla sorduğumuz sorular, aldığımız cevaplar, yani ne sıklıkla güncellenen bir yapı istiyorlar, ne kadar veri boyutu, derinliğine ihtiyaç duyacaklar gibi soruların cevaplarına göre bir teknik analiz gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında çözümlerimizin altyapı ve üstyapı geliştirmelerini yine arkadaşlarımız kendileri üstlenip yapıyorlar. Burada altyapı tarafında yoğun olarak zaten tüm veriyi az önce Ahmet Bey'in paylaştığı gibi SQL ortamlarından, data warehouse ortamlarından ya da gerektiği durumlarda canlı sistemlere giderek de çözdüğümüz çözümler oluyordu. İşte bu ODS aslında Operational Data Store yapısı geldikten sonra OLTP üzerinde canlı sistemlerden analitik çözümleri çok fazla sunmak istemediğimiz için bu Operational Data Store üzerinden daha anlık ihtiyacı olan çözümleri sunuyoruz. Yoğun bir SQL üzerinden aslında datayı işliyoruz diyebiliriz. Yani burada süreci bilmek, sürecin aslında veri yapılarını biliyor olmak, o aradaki anlamı kurmak, ilişkileri kurmak bir iş zekası çalışan olarak gerçekten hani en önemli aradığımız kriter oluyor bizim de. Ve üst yapı geliştirmesinde de bir OLAP küp mü, tabular küp mü geliştireceğiz, bir Power BI dashboard üzerinden mi bunu sunacağız? Birazdan bahsedeceğim aslında tool'lar üzerinden bu sunumu gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında yapmış olduğumuz bu karar destek sisteminin çözümünün güncel tutulmasının sağlanması yine ekibimizin sorumluluğunda. Bakım, optimizasyon gibi periyodik işlemleri artı buradaki job yönetimi ve aslında in-memory çalıştığımız için çok fazla tabular küpümüz var. İşte Power BI'da schedule'larımız var gibi. Bunların aslında güncel tutulmasının sağlanması ve buradaki yönetim yine ekibimiz tarafından yapılıyor. Ve bu çözümler için aslında çok sayıda tekil kullanıcı olduğundan bahsetmiştik. Yaklaşık 5-6 bin kişilik bir beyaz yaka çalışan var. Bunun dışında işte mağazacılık gibi, lojistik merkez gibi çok daha kalabalık gruplara da hizmet sunduğumuz için çok fazla bir aslında kullanımın yaratmış olduğu destek süreçleri de olabiliyor. Hani bunları da yine ekip içerisinde kendimiz yönetiyoruz. Çağrı sistemleri, ticket sistemleriyle buradaki çözümlerin bug fix'i destek süreçlerini de biz işletiyoruz.
Kullandığımız araçlar ve sunum ortamlarımızdan bahsedeyim kısaca son olarak. Olap tabular, küpler kullanıyoruz aslında. Az önce Halil Bey'in de bahsetmiş olduğu Ahmet Beylerin tarafından şirketin neredeyse hani tüm veri derinliğini kapsayan bir multi-dimensional küp var. Ama onun dışında in-memory çalışan, aslında biraz daha niş süreçlere hizmet eden, farklı farklı iş biriminin ihtiyaçları için konumlandırdığımız 80'in üzerinde küpümüz var. Bunları yönetmek için de 3 farklı proses sunucumuz, 9 farklı sunum katmanı sunucumuz mevcut. Yaklaşık 3 terabaytlık bir RAM'e sahip bu sunucular. Burada aslında tabular küplerde az önce bahsettiğim tüm iş birimleri için farklı farklı oluşturulmuş küplerden bahsediyoruz burada. Farklı veri derinliklerini içeriyor. Kullanıcıların biraz daha böyle nasıl anlatayım? Multi-dimensional küpte tüm veri boyutuna ulaşabiliyorken buradan daha quick sadece ihtiyacı olan süreçlerin işte çapraz verilerini analiz edebildiği, işte Excel'lerle bağlanıp hızlıca yine analizlerini gerçekleştirebildikleri, self-service aslında sunduğumuz veri havuzundan o süreçle alakalı tüm analizlerini yapabildikleri yaklaşık 80 tane küpümüz mevcut. Yine bu iş birimleri için aslında Power BI aslında ilk ortaya çıktığından beri diyebilirim. Zaten Microsoft'un hani en büyük Türkiye'deki partnerlerinden biri olduğumuz için bu DataZen sürecinden birleştiği zamanlardan beri, beta zamanlarından beri Power BI'yi de böyle ilk kullanmaya başlayan şirketlerden biriydik Türkiye'de. Burada yaklaşık yine 190'a yakın farklı dashboard'umuz var. Burada da premium lisansa sahibiz. Tüm şirket çalışanlarımız görüntüleyici olarak aslında Power BI dashboardlarımızı görüntüleyebiliyor. Geliştirme kısmında pro lisans şu an iş zekası ekiplerinde ve bazı BT ekiplerinde desktop üzerinden aslında geliştirip Power BI çözümleri de sunuyoruz kullanıcılara. Ki Power BI'nin Halil Bey'in bahsettiği gibi mimari yapısı OLAP küplerinin mimari yapısıyla çok paralel ve benzer olduğu için işte DAX modellemeleri ya da aslında nasıl anlatayım, model yapısı birebir paralel olduğu için bizim departmanımızın başlangıcından beri yatırım yaptığı yerde aslında Power BI öncesi de OLAP küpleriydi. O yüzden buraya geçişte hani bizim için çok büyük bir kolaylık oldu diyebilirim. Daha öncesinde çünkü görsel raporlamalar için eskiden yine Microsoft'un reporting servisini kullanıyorduk. SSRS raporlarını kullanıyorduk. Burada da yine geçmişten birikmiş olan yaklaşık 300'ün üzerinde raporumuz mevcut. Bunların işte son 3 aylık istatistiklerine baktığımızda da 2400 farklı tekil kullanıcının 175.000'in üzerinde rapor çektiğini görüyoruz. Bunlar da daha çok zaten bildiğiniz üzere parametrik yapıda kullanıcıların istek atıp datayı aldığı farklı görsel özelliklerle sunulabilen raporlama çeşidimiz. Özellikle Power BI geldikten sonra bu görsel dashboard ve özellikle executive dashboardlar, üst yönetime sunulanlar ve yine tabular mimarisi gibi oluşturduğumuz yapıları Power BI tarafına entegre ettik. SSRS'de biraz daha çok sık kullanılmayan ve gerçekten çok geçmişe gidilmesi gereken, çünkü in-memory'de tüm veriyi tutamıyorsunuz. Biraz daha böyle niş ihtiyaçlar için olan raporlar kaldı diyebilirim. Bunun dışında bu tool'lar harici farklı analitik çözümler sunabiliyoruz. Yani SALT, işte rapor, dashboard ya da küp gibi olmayan iş birimlerinin farklı ihtiyaçları için farklı çalışmalar yapabiliyoruz. Bunlar ne gibi şeyler olabiliyor? İşte bir text mining olabiliyor. Uygulama içerisindeki işte yorumlar üzerinden aslında bir makine öğrenmesi metoduyla işte pozitif negatif yorumları ayırabilen bir yapı kurmak gibi de olabilir. Ya da farklı aslında işte depo içindeki bir yerleşim için insight istendiğinde tesis yerleşimi konusunda buradaki aslında önerilere kadar farklı veriyi işleyip
kullanıcılara insight sağlayabileceğimiz analitik çözümler sağlıyoruz. Bunun haricinde ad hoc çözümlerimiz oluyor. Zaten bunlar daha çok ihtiyaca yönelik iş zekası ekipleri olarak tüm hem business'ı çok yakından bildiğimiz için, business'ın ihtiyacının veri yapısındaki karşılığını bildiğimiz için tüm bu raporlamalardan aslında edinemedikleri farklı ihtiyaçları böyle tek seferlik ya da üst yönetimin ihtiyacı gibi olabiliyor genellikle. Çözümleri de iş zekası ekipleri olarak ad hoc çözümler şeklinde sunabiliyoruz. Benim de bahsedeceklerim bu kadar aslında iş zekası tarafı için. Yine soru cevapta soru gelirse de karşılamak isterim. Soruları almaya başlayabiliriz. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Elinizi korkak alıştırmayın. Excel kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tüm bu kullanıcıları ve veri işleme raporlama bir sürü amaç için kullanılan en yaygın tool'lardan bir tanesi çünkü. Nereye kullanıyorsunuz? Excel aslında şeyde kullanıyoruz Halil Bey daha yoğun olarak. Bu OLAP küpleri geliştiriyoruz dedik, tabular küpler. Bu tabular küplere bağlantı arayüzümüz aslında Excel. Kullanıcılar bu sunum katmanında, işte 9 farklı sunum katmanımız var demiştik. Burada tutmuş olduğumuz 80'e yakın tabular küpe Excel aracılığıyla bağlanıp aslında Excel üzerinden çözümleme yapıyorlar. Pivot kullanımıyla tüm bizim hazırlamış olduğumuz hem formülasyonları hazır, istedikleri derinlikte, seviyede, kırılımda, İşte DAX modellemesiyle kurulmuş alanların çalıştığı sürükle bırak mantığıyla zaten işte çeşitli filtrelemeler yapabildiği ve istedikleri analiz boyutunda analizlerini yapabildikleri şekilde Excel'i kullanıyorlar. Ve şirkette gerçekten çok yaygın bu anlamda küp kullanımı diyebilirim ki bizim zaman zaman aslında şikayet ettiğimiz boyutlara ulaşabilen noktalar oluyor. Çünkü Excel gerçekten dediğiniz gibi çok esnek bir yapı. Ve kullanıcılar da özellikle operasyon ekipleri işlerini yaparken Excel ile iş yapmaya çok aşinalar ve küp yapılarından da bu hizmete alışık oldukları için işte sürükle bırak da kendileri de aslında bir nevi orada farklı şeyler geliştirebiliyorlar. Küpten bir veri alıyorlar, farklı bir yerden işte düş arayla yanına veri çekiyorlar. Kendi modellerini, kendi iş yapış şekillerini ortaya koyuyorlar Excel'ler üzerinden. Buna bir alışkanlık oluştuğu noktada aslında bir yerde bizim yapmış olduğumuz bu tabular küpler uygulamanın yerine geçmeye başlıyor. Yani insanlar gerçekten kendi operasyonlarını Excel'ler üzerinden küplerden almış olduğu verilerle yönetmeye başlıyorlar. Bu noktanın dengesini kurmaya çalışıyoruz aslında. Çünkü bizim tüm bu tabular mimarimiz ya da Power BI mimarimiz yoğun olarak data warehouse'u kullanıyor ve aslında T-1 günün datasıyla çözümler sunmaya çalışıyoruz. Hani gün içindeki operasyonel datayı iş zekası olarak analitik çözümlerimizde çok fazla kullanmayı tercih etmiyoruz. Hani operasyona bir ayağına basmamak için ya da sıkıntı vermemek için diyeyim. O yüzden kullanıcılarda da olabildiğince bu Excel kullanımının yani operasyonlarını yürüttükleri noktada yazılım ekipleriyle aslında görüşüp bunları ekranlaştırmak ya da uygulama haline getirmek, gerçekten anlık veriye ihtiyaç duyan ve aksiyonunu alabileceği hale getirmek için böyle bir yönlendirmemiz oluyor. Ama dediğim gibi Excel üzerinden bir böyle çalışma metodolojimiz var. Bir de Power BI'yi de bildiğiniz gibi aslında Excel'de çözümleyebiliyor kullanıcılar. Yani Power BI'da da bir dashboard tasarlıyoruz ama arka plandaki mimari tabularla aynı ve kullanıcılar oradaki modeli de yine Excel'de çözümle diyerek küplerden aşina olmuş oldukları kullanım şeklini Power BI dashboard'un arka planındaki datayı da pivotlarla analiz edebilmek için kullanabiliyorlar şu an şirketimizde. O da aslında Power BI'nin bizim için güzel olan özelliklerinden birisi, çünkü kullanımın çok yaygın olduğu bir şekle güzel bir hizmet sağlayabilmiş oluyoruz. Hani hem Power BI'nin görsel tarafında bir çözüm sağlıyoruz, arka planındaki verisini de kullanıcılara Excel üzerinden işleme imkanı sağlıyoruz.
Bence aslında de doğru bir yaklaşım. Hani ben hani şeyi mesela hani bundan işte 11 sene çalıştığım için şey vardı aslında. Excel kullanılıyorsa bu kötü bir şeydir. Hani Excel'in yaygın olması çünkü en azından o dönemki IT'de şeydi böyle hani biraz daha nasıl diyeyim olumsuz bakılan bir hava vardı. Excel'leri de hani ortadan kaldıralım, bu kullanımı yaygınlaştırmayalım gibi. Ama şu an gelinen dünyada gerçekten Excel hani en yaygın veri analiz aracı aslında. Yani o kadar yetenekli bir araç ki bu aracı da kullanan iki müşterimiz tamamen aslında bizim onlara kullanmış hani sunmuş olduğumuz üniversitelerden. Yani onlar çünkü dediğim gibi mesela bizim hani o 10 terabayt demiş olduğum multi-animation kütlede 3 yıllık veri var. Mesela veri ambarına doğrudan ilişimleri yok. Hani bizim onlara sunmuş olduğumuz hiyerarşilerde, modeller, iç müşterimiz şeyi de bilemez. Hani ürünle stok tablosunu hangi alanlarla bağlayacağım? Çünkü bunun için ne yapıyorsunuz? Bir üniversite oluşturuyorsunuz aslında. Ve üniversite işte OLAP küplerinde hazırlıyorsunuz, veri içerisinde tutuyorsunuz. Müşteri sadece Excel'de buraya bağlanma kabiliyeti kazanıp bağlanıp fazla sürükle bırakla. Çünkü kimi iş birimi ürüne işte çok üst seviyeden bakıyorken işte ne bileyim mağazalara ürün sevkiyatı yapacak ekipler yani SKU seviyesinde bakmak isteyebiliyor. Hiyerarşide drill down'larla açıp aslında bakabiliyor. O yüzden değil mi? Yani Excel kullanımı yaygın ki ama dediğim gibi bizim onlara sunmuş olduğumuz limitasyonlarda bunu kullanıyorlar diyebilirim. Excel'in en doğru kullanım tarzı o zaten. Hani sadece Power BI için değil diğer uygulamalarda da muhtemelen benzer bir yaklaşım vardır. Hani ayrık datasının ne zaman kimin tarafından girildiği belli olmayan lokal Excel'ler tehlikeli. Bu bütün şirketler için geçerli. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Ama bir küp yapısının olduğu, hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın, ister Microsoft'u kullanın, ister başka uygulamaları. Verinin hesaplamalarını kontrollü bir şekilde kullanıcıya açılıp buna Excel'le bağlantı yapmak özellikle detay bazda çalışacak operasyonel ekipler için o olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bu Power BI için de geçerlidir. Yani o kadar işte eğitimi yapıyoruz, şöyle rapor, böyle rapor, şu görsel, bu görsel ama fix cümlelerinden bir tanesi eğitimlerde istisnasız çoğu oluyor. Eğer detay bazda çalışmaya ihtiyacınız varsa Power BI ile değil Excel ile bağlanın bu modele. Çünkü çok daha pratik, çok daha alışıldık, aşina bir ortam, çok daha kolay çalışılır bir ortam sağlıyor Excel. Orada iş birimlerinin de çok aşina olduğu bir nokta olduğu için genelde işte yazılımsal noktadaki ihtiyaçlarını tariflerken dahi İş birimleri şey diyebiliyor yani işte küpte direkt işte sağ tık yenile yapıyorum, istediğim alana atıyorum, o boyuttaki veriyi analiz edip oradan bir aksiyon çıkarıyorum. Hani işte bir uygulama ya da ekran geliştirilecekse de bana bu özellikleri sağlasın. Yani orada yazılımı da o noktada push ediyorlar. Excel'den aşina oldukları o kullanım rahatlığını elde edebilecek şekilde aslında uygulamaların tasarlanması sürecine bir girdi sağlamış oluyorlar. Onun dışında diğer boyuttan da söyleyecek olursam işte Power BI'ın ya da farklı işte tabularında yine Excel'den aslında data çekme gibi özellikleri de var. O kısmı aslında kurumsal olarak tercih etmiyoruz. Hani ondan da kısaca bahsetmiş olayım yeri gelmişken. Hani Excel'in kullanımı noktasında hani hiçbir küpümüzde ya da dashboardumuzda herhangi bir ortak alanda dahi olsam bir Excel'li aslında veri kaynağı olarak çok kullanmak istemiyoruz. Hani zaman zaman İşte böyle palyatif çözüm olarak işte ya Excel'imiz var bunun datasını alsanız da işte Power BI'de bunu şöyle sunsak falan gibi olduğunda hani çok zaten geniş bir BT yazılım içeride in-house ekipler var. Orada aslında bir şekilde bu veriyi database'e kazandırıp database üzerinden tamamen Power BI ya da tabularda bir model geliştireceksek veri kaynağı olarak orayı kullanmak istediğimizi belirtip oradaki kanala yönlendiriyoruz diyebilirim. Muhtemelen bir sürü tedarikçiniz vardır. Sorulardan bir soru tedarikçilerle ilgili veri paylaşımı, onlardan veri toplama gibi şeyler söz konusu olduğunda bunu hangi platform üzerinden yapıyorsunuz, sağlıyorsunuz diye bir soru var. Aslında değişebiliyor. Yani uygulama katmanından da bu yapılabiliyor. Hani Secure FTP alana dosya bırakmasını, veri bırakmasını ya da bizim tam tersi biz onlara da veri paylaşabiliriz. Secure FTP de kullanıyoruz ya da API'leri de kullanıyoruz. Aslında biraz da tedarikçiyle aramızdaki şeye bağlı. Hani bir İşbirliğin büyüklüğüne. Mesela biz TÜİK'e de veriyoruz mesela hani gibi düşünün. Hani o firmanın ilerisinin aramızdaki şeye bağlı aslında. Nasıl yapalım? İşte API'leriniz var mı? Hazırda var zaten deyip işte API'den alın diyoruz ama onların API'den alma kısmına çok sıcak bakmıyorlar. Çünkü API'lerde çok bulk veri veremiyorsunuz. O zaman işte
CS formatını çıkalım, FTP alan atalım. Bu bir yöntem olabiliyor. Ya da işte uygulama tarafında hani genel orada çok güvenlik çok ön planda olması gerekiyor. Bu güvenlik sağlandıktan sonra uygulama katlanır. Onlara sunulmuş olan işte özel ekranlardan da o veriyi görüp bir şekilde kendilerine temin edebiliyorlar. Evet, ayrıca ben bir ek yapayım. Yani onun dışında bizim tedarikçilerle iletişim sağladığımız portallarımız da var. Hem ERP tarafında hem ticari ürün tarafında da özel yazılmış supply portal var. Aslında o da bir veri iletişimini, veri kazanımını sağladığımız platformlar olarak da söyleyebiliriz bunların dışında. Okey. Sorularınız varsa çekinmeden sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu son Dynamics ERP projesinden bir miktar daha önce bahsetmiştik sizinle. Şimdi ERP de başlı başına ayrı bir konu. İş süreçlerine de dokunuyor, dataya da dokunuyor. Datayı generate eden en büyük kaynaklardan bir tanesi bu zaten. Hangi ERP olursa olsun. Nasıl sorayım? Dynamics'in bulut versiyonunu kullanıyorsunuz. Eski adıyla Aksap'ta, yeni adıyla Finance and Operations galiba. Evet. Öncesinde de gene Aksap'ta kullanıyordunuz ama on-prem versiyonunu kullanıyordunuz. Bu bütün veriyi, bütün oluşturduğunuz veriyi düşündüğünüz zaman ERP'yi nasıl konumluyorsunuz burada? Çünkü ERP'den tamamen bağımsız ayrık uygulamalar da geliştirebilirsiniz. ERP'nin içerisinde de geliştirebilirsiniz. Nereye konumluyorsunuz ERP tarafını? Hayır, şöyle aslında bizim ticari ürün tarafı, aslında ticari ürün ve ticari olmayan ürünü ayırmamız lazım bizim şirketimizde. Şimdi ticari ürün tarafında özellikle mağazalarda gördüğünüz aslında ürünler, hani bunlar genelde hem bizim tarafımızdan üretilen hem taşeron vasıtasıyla üretilen, bizim birçok çalıştığımız aslında bu üretimi yapan iş ortaklarımız da var. Ticari ürün tarafında biz in-house geliştirdiğimiz birçok yazılım kullanıyoruz. Ama bu yazılımlarda oluşan tüm verileri, işte bunlar nelerdir? Satın alma siparişleridir. Sonuçta ben birçok tedarikçimden ürün alıyorum. İşte buradaki depolar arası transferlerdir ve satış siparişleridir ki bunlar hani müşteriye çıktığımız siparişler olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunların hepsi aslında ERP'ye gün içinde akıyor ve bunların tüm muhasebeleşme işlemleri bizim ERP sistemimizde yer alıyor. Yani bizim şu an cloud'a geçirdiğimiz kısım aslında mali işler ve endirekt satın alma dediğimiz ticari olmayan ürün tarafı. Tabii bunun dışında biz sadece bir iki ana iş birimi dışında birçok iş birimiyle de projeler gerçekleştiriyoruz. Böyle özetleyebilirim. Tabii ki bizim data sayımız da ki yani bir ürün hareketini düşündüğünüz zaman milyar seviyesinde transaction'ımız var. Biz de bu noktada işte özellikle Big Data teknolojileriyle bu verileri nasıl analiz edebiliriz? Orada zaten Ahmet Beylerle, Eren Beylerle birlikte de çalışıyoruz. Biz kendimiz, özellikle ben analist ekibininle birlikte çalışıyorum. Oradaki arkadaşlarımıza da bu yetkinlikleri kazandırma noktasında biliyorsunuz sizle de bir eğitim gerçekleştirmiştik. O kasları da güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Tabii çok ciddi bir transaction var. Biz de duruma göre raporları kendimiz bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Ben birkaç örnek de aslında hazırlamıştım ama fırsat olursa gösteririm. Birçok dashboard'da aslında iş birimlerinin bu karar verme sistemlerini, yani karar verme yeteneklerini geliştirici, onların işlerini kolaylaştırıcı araçlar sunmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Peki, benim merak ettiğim bir şey daha var aslında. Bunun tek bir cevabının olmadığını biliyorum bir taraftan ama ara profiller olduğunu da biliyorum. Şimdi ben eski bir iş kullanıcısı olarak bir rapor sistemini ayağa kaldırmaya çalıştığımda datasıyla, yani datayı nereden ne şekilde çekeceğimi de düşünüyorum bir taraftan. Diğer taraftan onu nasıl modellemem gerektiğini de düşünüyorum.
veri modelini nasıl kurmam gerektiğini de düşünüyorum. Üçüncü bacağı da tamam, teknik olarak datayı çektin, modeli kurdun falan ama hani ne göstereceksin, ne anlatacaksın, ne şekilde göstereceksin, iş sorusu ne, onun nasıl detayına gireceğim, onu da düşünüyorum. Yani her üç konudan da benim şahsi görüşüm, bu konuyla ilgili orta uzun vadeli kariyer yapmak isteyen arkadaşların anlaması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Bazen kavga çıkıyor, görüyorum LinkedIn'de. Hani daha keskin görüşler olabiliyor. Hani data engineering tamamen başka bir şeydir. İşte iş analistliği tamamen. Katılıyorum. Hani tek doğru bir cevabın olmadığı bir soru ama sizin nasıl değerlendirdiğinizi ben duymak isterim şahsen. Aslında ben şöyle cevaplayabilirim. Mesela şu anda dediğim gibi mesela biz Eren Beylerle İSTK'da o veri koordinatçısı altındaki tüm aslında arkadaşlara çok sıkı ilişkiler içerisindeyiz, olmak da zorundayız zaten. Çünkü tek başına başarı diye bir şey yok aslında. Takım başarısı var. Hatta bu nokta işte Agile'da tribe yapısı dediğimiz yapılar var. Yani Agile'de hani o tribe yapılarını arkadaşlarım bilmiyorsa kısaca da bahsedebilirim de. Mesela bir squad takım oluşturmaya başladık. Aslında o tribe yapısına geçip hani o işi yapabilecek, yani uç sonucu o çözümü sunabilecek. Farklı fonksiyonel, aslında cross functional team dediğimiz yapılar var ya böyle hani. Farklı yetkinlikteki arkadaşları tek bir ekip altında toplayıp iş çıktısını ki işte product owner'da iç müşterimizden aslında çekip onlara çok daha hızlı, çok daha efektif aslında iş çıktıları sunabileceğimiz aslında bir modele geçtik. Çalışma modeline geçtik. Değil mi? Şu an aslında işte lojistik tarafında mesela işte bir squad takımda işte iş zekasının arkadaşlarımız da var. Veri mühendisi arkadaşlarımız da var. Hatta işte yazılım ekibinden arkadaşlar da hani değil mi, çok tam zamanlı olmasa da dahil olup aslında destek olabiliyor. Değil mi? Tek başına başarı imkansız diyebilirim aslında. Yani çok zor. O yüzden değil mi, tüm o farklı fonksiyondaki arkadaşların bir araya gelip işbirliği içerisinde çözüm üretiyor olması en temel şey. En azından aspekte veri kontrol için. Aynen. Orada ben de şöyle besleyebilirim Halil Bey. Yani genelde hani bahsettiğiniz gibi datayla uğraşan insanlar zaten böyle data çamuruna elini bulaştıran insanlar böyle. Hani bir şekilde bazen şey olabiliyor, hani salt teknik tarafta bir kariyer inşa etmek. Tamamen böyle nasıl diyeyim, işin biraz daha geek ya da hani nerd seviyesinde böyle bir yol da tercih edilebiliyor. Dediğiniz gibi bunun tek bir doğrusu yok. Ama hani benim kendi deneyimimle önerebileceğim şey var. Yani hani business'tan çok kopuk olmamak gerekiyor. Çünkü hani eninde sonunda böyle mühendisler olarak aslında bir problem çözüyoruz temelinde. Ve burada hani problemi anlayıp anlam bulma anlamında da, yani bir datayla ilgili bir işlem yapıyoruz. Bu bir model kurma da olabilir, bir veri ambarı tasarımı da olabilir, farklı bir çözüm de olabilir. Hani o yaptığımız işin hani gerçek anlamda neye hizmet ettiğini bilmek, şirketin hangi odağındaki işi çözüyor olduğunu bilmek, hani bu içsel motivasyonu da aslında sağlayan şeylerden birisi oluyor. Yani siz bir iş yaparken işte gerçekten şirketin şu amacına hizmet eden şöyle bir şey yapıyorum, veri modelliyorum ve işte kullanıcıya şöyle bir çıktı sunuyorum, o da bunu alacak, böyle bir karar verecek, işte buna girdi sağlayacak ve aslında böyle bir kazanç elde edilecek. O tüm bağlantıyı kurabilmenin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hani salt böyle black box gibi böyle farklı farklı ekipler, hani bana tamamen bir iş geldi, ben sadece kendi sorumluluğumu yaptım ama hani ne yaptığımı bilmiyorum ve çıktığı başka bir ekibe verdim şeklinde olmuyor. O yüzden her tarafını dediğiniz gibi, yani bunun veri yapılarını çok iyi anlamaya çalışmak, süreci anlamaya çalışmak, tamamen aslında görselleştirme konusunda aslında biraz fikir sahibi olmak ya da işte o data storytelling dediğimiz data üzerinden bir hikaye anlatma olayını biraz böyle benimsemek uçtan uca gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Katılıyorum aynen. Şahsen kendi çalıştığım, birlikte çalışma fırsatı bulduğum arkadaşlara önerim, hangi ekipte olduğuna göre. Eğer IT ekibinde
ki arkadaşlarsa iş süreçlerini öğrenmelerini öneririm naçizane. Diğeri de geçerli. Eğer bir iş süreci tasarlıyorsan, bir uygulama, bir akış tasarlıyorsan bunun mutlaka uygulama tarafında nasıl olması gerektiği konusunda bir fikrinin olması gerektiğini söylüyorum. Bir ER diagramı nedir biliyor olman gerekiyor diyorum. İkisini birbirinden ayırmak çok kolay bir iş değil. O noktada biz de genelde business'a çalışırken şeyin faydasını çok görüyoruz. Yani özellikle power user dediğimiz işte iş birimlerinden çok sayıda talep gelebiliyor vesaire. Ama gerçekten orada hani data anlamında da işte teknik anlamda da aynı dili konuşabildiğimiz power kullanıcılar üzerinden aslında bu talepleri genellikle alıyoruz. İşte bizde strateji ve süreç geliştirme departmanları mevcut. İşte az önce saymış olduğum tüm iş birimlerinin aslında işte mağazacılık dediğimiz şey koca bir dünya, bir sürü çalışan var. İşte lojistik dediğimiz yer aynı şekilde ya da ürün planlama. Hani tüm buradaki çalışanlar teknik altyapısına hakim olmadığı için diyeyim, bir talep yaparken de aslında sizin aynı dilden konuşamayabiliyor ya da sizle aynı bakış açısına ya da aynı bariyerleri öngöremiyor olabiliyor. O yüzden iş biriminde çalışan arkadaşlar için de hani bu teknik tarafta data yapılarına hakim oluyor olmak hani birlikte çalışmayı gerçekten çok kolaylaştırıyor diyebilirim. Kesinlikle katılıyorum. Makine öğrenmesi uygulamalarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bununla ilgili bir soru var. Machine Learning. Hı hı. Aslında o noktada dediğim gibi firma nasıl diyeyim benim aslında şöyle biraz daha toparlayayım pardon mesela 3 sene önce biz mesela Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ile oturup aslında şey yapmıştık LSV2'nin yapay zeka veri bilimi makine öğrenmesi yani bunlarla yapabileceği çözebileceği problemler nedir diye yüzün üzerinde aslında bir problem çıkmıştı yani gerçekten LSV2'nin hani bu tarz yaklaşımlara çözebileceği yüzün üzerinde problem var. Bunu aslında çözmek için de şirketin bir sınırı yok aslında. IT içerisinde de işte veri koordinatörlüğünde işte Eren Bey göster sunumda bir yapay zeka müdürlüğü var. Ya da iş ekiplerinde iş analitiği ekipleri var. Tamamen bunlarla uğraşan hani bu işte algoritmalar geliştiren, akıllı algoritmalar işte veri bilim çalışmaları yapan ekipler var. Hani onlarla işbirliği içerisinde çünkü o işbirliği gerçekten olmak zorunda hani olmalı da bir şekilde. İşbirliği içerisinde projeler çıkıyor hani ki bu bir ekosistem aynı zamanda. LSV2 tek başına o yüzün üzerindeki problemi çözmekte zorlanacak durumda ve bunun için dışarıdan da farklı firmalardan, startuplardan işbirliği içerisinde problemlerin çözülme noktasına gidiyor diyebilirim. Burada hani ben de Ahmet Bey'i şöyle destekleyebilirim. Burada hem veri koordinatörlüğü içerisinde aslında işte proje bazlı ya da aslında yine problem çözme bazlı makine öğrenmesi metotlarını kullanarak uyguladığımız işler var. İşte atıyorum e-ticaret tarafında bir RFM projesi oldu, churn projesi oldu ya da işte az önce bahsettiğim gibi iç uygulamamızda bu mağaza ziyaretlerinde kullanıcıların girmiş oldukları feedbacklerin aslında kategorizasyon ve işte text mining'de olumlu olumsuz profillenmesi gibi çalışmalarımız oldu. Bizim dışımızda da aslında veri koordinatörlüğü çatısı dışında da bu az önce Ahmet Bey'in de bahsettiği gibi işte iş analitiği gibi ya da farklı ekiplerimiz içerisinde de yine makine öğrenmesiyle alakalı proje geliştiren ekipler olabiliyor. İşte ayrı bir tahmin ekibi var atıyorum LSV2'nin. Bu ekip tamamen satış tahminini makine öğrenmesi metotlarıyla geliştiren sadece tahmin yani satış tahmininden sorumlu bir ekip aslında. O yüzden hani böyle salt bir kümede odaklanmış bir yapımız yok. Yani işte bir data science ekibi var. İşte 3 kişi, 5 kişi ve makine öğrenmesi projelerini ya da veri bilimi projelerini sadece bu 3-5 kişi yapıyor LSV2'de gibi bir şey değil. Hani problem neyse hani inisiyatif almayı ve şeyi destekleyen bir kurum kültürü var. Veri de zaten oldukça açık. Hani birçok şirkete göre veriye ulaşım ve herkesin veriyi kullanması noktasında cesaretlendiren bir kurum kültürü var. Burada işte bu nasıl diyeyim sevkiyat planlaması yapan uzman arkadaşlar da işte atıyorum Nime üzerinden bizden veri çekerek kendi modellerini kurup ilk başta Ahmet abinin bahsettiği gibi bir model denemeleri yapabiliyor makine öğrenmesi
denemeleri yapabiliyor. Bunlar için ayrı departmanlar da var, işte az önce bahsettiğim tahmin departmanı ya da veri koordinatörlüğü içerisindeki veri bilimi ekibi gibi. Daha çok proje bazlı diyebilirim o noktada. İlerleyiş. Peki bir mesaj gelmiş ayrı kanaldan, chat ekranına biz bir şey yazamıyoruz diye, bazı arkadaşlar yazabiliyor bazıları yazamıyor gibi bir durum var herhalde ama neyden kaynaklandığı konusunda hiçbir fikrim yok. Şöyle bir soru sorayım ben size. Eminim birçok arkadaş da merak ediyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi üç farklı, birbiriyle çalışan üç farklı birimdesiniz. Ben yeni mezunum, belli konularda kendimi yetiştirmişim. Şu 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 teknolojileri ve konuyu, isim de verebiliriz gayet açık bir şekilde. Biliyorsan gel işin hazır diyebileceğiniz üç tane, ne diyelim, pozisyon sayar mısınız bana? DAX biliyorsan gel. Ya da gibi. Misal. Yani biz genelde şöyle, hani iki türlü de az önce Ahmet Bey'in bahsettiği gibi profilde aslında aday yerleştiriyoruz. Yani hem yeni mezun da bir okul gibi alıp yetiştirip oryante edip çok fazla sektöre aslında kazandırdığımız arkadaş da oldu. Tecrübeli arkadaşları da aldığımız oldu. Tecrübeli arkadaşlara bakarken genellikle ben hani kendi iş zekası tarafı için konuşacak olursam tüm altyapı geliştirmelerimizi yoğun bir şekilde SQL üzerinde datayı işlediğimiz için hani SQL yazma ve daha doğrusu SQL'den de ziyade datayla bir şekilde o datayı işleme ya da dataya bakış açısı dediğimiz kısmın gerçekten güçlü olmasını bekliyorum. Ve bizim tarafta biraz daha bahsettiğim gibi süreci anlamak da çok kıymetli olduğu için genellikle sorduğum şeylerden birisi, hani yeni bir süreç öğrenirken aslında uyum ve adaptasyon aslında bizim için önemli oluyor. Yani yeni bir şey öğrenebilme, yeni bir süreç kavrayabilme kapasitesi diyeyim. Çünkü çok fazla sürece hizmet ediyoruz. Çok farklı veri yapıları oluyor. Aslında benzer işleri yapsak da İşte bir gün bambaşka bir projede bambaşka bir iş için çalışırken ertesi gün bambaşka bir projede bambaşka verilerle çalışmamız gerekebiliyor. SQL diyebilirim, hani teknik anlamda konuşacak olursak. İşte tabular, analiz servis, zaten DAX bunu kapsıyor ve Power BI diyebilirim. Hani bizim iş zekası tarafı için bu üçünü sayabilirim. Peki Power BI'ci arkadaşlar varsa DAX Power Query biliyorsanız işiniz hazır. Müracaat Eren Bey, Eren Yılmaz. Evet. Bir arkadaş yaş sınırı var mı diye sormuş. Ben genç birisi olsaydım diye sordum ama öyle bir sınırlama yok. Herkes için geçerli ama spesifik cümleler duymayı istiyorum ben sizden. Spark işi konusunu biliyorsan gel, işin de hazır. Şartlar da şunlar. Nasıl bir ihtiyaç varsa orada Ahmet Bey, misal bana 3 tane teknoloji söyleyin. Şu konuyu iyi biliyorsan hemen yarın ara, telefonu chat ekranından yapıştırabiliriz. Aslında Bitcoin'deki herhangi bir teknolojiyi, değil mi? Spark evet en çok kullandığımız ama Bitcoin herhangi bir teknolojiyi çok iyi biliyorsa. SQL'de dediğim gibi hiç fark etmez. Hani PL SQL olur, Transact SQL olur, hiç fark etmez. SQL konusundaki yetkinliklerine güveniyorsa, veri ambarı tasarımı modellemesi yaptıysa, bunların üçünden biri ya da hepsi hiç fark etmez. Biri de yaptı ve kendi gerçekten hani bu konuda iddialı görüyorsa bu arkadaşları ekiplerimize bekliyoruz. Değil mi? Benim kadromda şu an 2 kişilik bir kadrom var hazır, açıkta olan. Varsa böyle arkadaşlar benimle iletişim kurabilirler. Söyleyin direkt istediklerinizi, şey yapsınlar, duysunlar. Şey çıkıyor mu kayıtta bilmiyorum ama var mı? Tamam. Ben var. Şeyden sonra yapıştıracağım o zaman. Tamam. Onur Bey, siz kimi arıyorsunuz? Şunu biliyorsan gel, işin hazır. Nedir o? Ya tabii biz şu an ERP tabii know-how'u bekliyoruz ilk etapta ama Eren hocamın dediği gibi yani aslında bunu ikiye ayırmak lazım. Deneyimli mi bir kişi arıyoruz yoksa gerçekten yeni, henüz yeni mezun yetiştirilmek üzere bir kişi arıyoruz. Aslında burada şeyler değişiyor, beklentiler değişiyor ama tabii şu an deneyimli bir kişi arıyorsak mutlaka Microsoft ERP tecrübesi olan
İstekaz teknoloji, özellikle Power BI konusunda deneyimi olan. Onun dışında Power Platform tarafında işte low code platform dediğimiz Power Apps yetkinliği olan arkadaşlar görünce tabii öne çıkarlar diye söyleyebilirim. Tamam. Power Apps, Power BI, Dynamics için geliştirme yapabilen arkadaşlar başvurularını yapabilir. Peki gene bir soru daha soracağım. Ben soruyormuş gibi oluyorum ama daha öncesinde görüştüğümüz arkadaşların da benzer soruları çok olduğu için muhtemelen ortak bir sorudur. Şimdi bütün şirketlerde, bu SEO ekipte de az ya da çok vardır. Özellikle IT ekiplerinde teknik anlamda çalışan arkadaşlar için, özellikle genç arkadaşlar için. Şimdi en büyük problemlerden biri yönetim kademesi için diyelim. Yetiştirmeye çalışıyoruz arkadaşları, öğretmeye çalışıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz kesin. Ama elde tutmakta zorlanıyoruz demeyelim, cümleyi tersten kurayım. Elde tutmak çok kolay değil bu arkadaşları. SEO ekibi bunun için ne yapıyor? Çok ben bilinçli olarak kendi kariyerimde 5 senede bir sektör değiştirdim. Çok keyfim yerindeyken değiştirdim ama benim bilinçli bir seçimdi ama çalıştığım şirketlerde ortalama sirkülasyonu 3-4 senenin altına hiç düşürmemeye çalıştım. Ama bu süre gittikçe düşüyor. Yetişmiş elemanı kaybetmek hiç hoş bir durum değil. Siz ne yapıyorsunuz bunun için? Orada şeyden çok kısa bahsedebilirim. Dediğiniz bu arada geçerli, bizim için de geçerli. Acısını zamanda çok çektiğimiz konulardan da birisi aslında. Özellikle yeni mezun yetiştirilen arkadaşların böyle hani elde tutulamaması diyeyim gerçekten hani acı veriyor. Hani böyle bir Ajax Porto altyapı gibi hissetmenizi sağlayabiliyor zaman zaman kendinizi. Burada bizim İK tarafında yapmış olduğumuz şöyle bir çalışma oldu aslında. Kariyer yolları hani her çalışanın aslında biraz beklentisi olan bir süreç bu noktada. Önceden bizim iş zekası üzerinde bahsedecek olursak ki çoğu BT departmanında da bu şekildeydi. Bir uzmanlık rolü vardı ve aslında bir yıllık bir arkadaş da uzman, 10 yıllık bir arkadaş da eğer yönetici değilse uzman gibi bir durum var. Tabii ki bu işte maaş, ücret vesaire gibi şeylerde farklılaşsa da hani title ve kariyer anlamında tatmin edici olmayabiliyordu. O yüzden bir BT kariyer yolları çalışması yapıldı tüm BT genelinde. Uzmanlıklar kendi içerisinde işte aslında uzman yardımcılığından başlayarak uzmanlık ve teknik bir kariyer yolu açıldı tüm çalışanlar için. Hani genelde şöyle bir algı vardır. İşte yükselmek için yönetici olmak zorundasın aslında ve bu özellikle BT tarafında çok bazen riskli olabilen de bir süreç. Çünkü gerçekten çok çok iyi teknik anlamda ve bu alanda ilerlemek isteyen çalışanlar ya yönetici olacaksın ya da bir şey olamıyorsun gibi bir durum söz konusu olduğu için yani kötü yönetici yani iyi bir teknik uzmanı yönetici yaparak harcamış olabiliriz yani. Aynen o çok güzel bir şey var yani iki tane şey vardı. İki arkadaşı daha kaybettik diye geçen LinkedIn'de görmüştüm böyle. Yani çok iyi uzman arkadaşlar yönetici olduğunda böyle sıkıntı olabiliyor. O yüzden bir teknik kariyer yolu açıldı buradaki arkadaşlara. İşte mimarlık anlamında olabilir ya da farklı rollerde. Yönetici pozisyonlarına yetkisel, ücretsel ya da işte hak anlamında da statü anlamında da denk düşen teknik kariyer yollarını ilerletebileceği arkadaşların bir organizasyon kuruldu. O yüzden şu an işte yeni mezun bir arkadaş geldiğinde belli bir kariyer yolunu ilerledikten sonra isterse hani yönetsel anlamda bir kariyer buraya yönlenebiliyor. İsterse tamamen teknik kariyerden hani bu alanda teknik çalışmaktan keyif alan bir arkadaşsa yönetici olmadan da işte teknik kariyer yolu üzerinden aynı haklarla kariyerini ilerletebilme şansı sahip olmuş oluyor. Hani böyle bir adım hani şu an nispeten
hani atılan bir adım olarak bahsedebileceğim bir şey. Ama dediğiniz gibi özellikle işte şu dönemde hani Türkiye gerçeği işte yurt dışına çok fazla giden arkadaşlarımız oluyor. İşte tüm BT sektöründen zaten giden arkadaşlar ve şirketler arası sirkülasyonlar da çok fazla olduğu için yani onun çok böyle bir kesin çözümünün olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Evet, çok kolay bir çözüm değil ama kendi adıma şeyi söyleyebilirim. Yani bir şirkette yükseliyor olmak demek illaki bir yönetici, bir title'a sahip olmak Kesinlikle. değil. Çok iyi teknik adamların çok iyi yönetici olacağına ilişkin bir kural da yok. Olması da gerekmiyor. Hatta o yüzden eğer teknik olarak belli bir konuda bu işin en süper uzmanı olacağım diyorsanız onlara bir pet sunmak zorundasınız. Ahmet Bey chat ekranına yapıştırmış özellikle yeni mezun arkadaşlar için Digital Talent Program başvuruları başladı diye bunu kaydı YouTube'a koydum da orada da belirteceğim. Yurt dışı mevzusu tamamen ayrı bir konu ama yurt dışında Gerçekten. yaşamaya başlayan birisi için söyleyebilirim. Buradaki teknik kişilerde de herhangi pozisyon olabilir bu teknik anlamda. ERP'si, Dynamics'i, Power BI veya işte Spark'ı. Burada da teknik olarak şu niteliklere, kualifikasyonlara sahip misin diye soruluyor. O yüzden belli bir konuyu seçip o konuda derinleşmek önemli gibi gözüküyor benim değerlendirmem. O derinleşmeyi sağlamadan da title'ınız ne olursa olsun belli bir yerden sonra hiçbir işinize yaramadığını fark ediyorsunuz aslında. O yüzden hangi konuyu seçtiyseniz derinleşmekte fayda var. Ali Bey, orada ben şunu eklemek istiyorum. Bir kere Erhan Hocam anlattı tabii ki hijyen şartlar, hani bu hem ücret skalası hem yan haklar gibi bunları sağladığımızı düşünürsek, hani rekabet anlamında bizim farkımız biraz şuradan ortaya çıkıyor diye ben düşünüyorum bizim şirketimiz için. Çünkü biz özellikle farklı yönetim metodolojileri deneyen bir şirket. Şu anda bambaşka bir yönetim şekline geçmeye çalışıyoruz. OKR'lerle yönetim diye. Orada da aslında her ekip yöneticimizin de hem üst düzey yöneticilerimizin de iyi bir lider olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu şu demek aslında. İyi bir lider aslında ekibini şirketin hedefleri çerçevesinde, ki bu OKR'lar 3 aylık hedefler aslında. Ve biz bunları tüm arkadaşlarımıza şu an yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Onların bu gelişim yolculuğunu sürdürülebilir kılmak, onların bu hedefler ve varma konusunda 2 haftada bir yaptığımız görüşmelerle bir nabzını ölçmek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek gibi böyle bir yönetim şeklimiz de var. Onu da belirtmek istiyorum. Bu nedenle bu yönetim şekli de bizim şirketimizin fark yaratan bir noktası olduğunu düşünüyorum. Yani sadece insanlar, biliyorsunuz, bu bahsettiğim hijyen faktörleri de çok dikkate almıyor aslında. Şirketin bir hedefine bir aidiyet hissetmesi lazım. Ona değer verildiğini göstermeniz lazım. Takdir edildiğini hissettirmeniz lazım. Biz de bu noktalarda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yani yöneticiler olarak onu da özellikle söyleyeyim. Peki, çok teşekkürler. Chat ekranına soru yok gibi gözüküyor. Küpleri geliştiren arkadaşlar için, hem Ahmet Bey için hem Eren Bey için. Çok iyi MDX biliyorum, çok iyi DAX biliyorum. Hangisi? Hangi proposi seçeceksiniz? Bir tanesini seçeceksiniz ama. Ben DAX'ı seçiyorum. Benim MDX seçim yok. Benim de MDX isterim ben de. Peki Spark mı, Databricks mi? Aslında Databricks de aslında Spark, ikisi de aynı aslında ama hani cloud'daki şey diyelim. İkisi de olur. Çünkü şöyle bir şey, hani biraz önce şey bahsetmeye çalıştım. Dediğim gibi biz hani SV2 olarak ağırlık olarak Microsoft teknoloji kullanan bir firmayız. Hani dediğim gibi Oracle da var, işte SAP anası da var. Hani çeşitliliği çok fazla. Ama ağırlık Microsoft tarafında. Ama şunu çok net diyebilirim. Hani Pierre SQL bilen bir arkadaşı ekibi alıp çok hızlı bir şekilde bizdeki teknolojiyi adapte edebiliyoruz. Hani bu biraz daha şey gibi aslında. Temeli birbirine çok çok benziyor.
Aynen. Teknolojinin bazen isminin farklı olması arka taraftaki altyapıyı çok fazla değiştirmiyor. Bir yerde geçerli olan büyük oranda diğerinde de geçerli. R mı Python mu? Gene benzer bir şey. Bizde yani, Python kullanılıyor. Aynen. Peki. Soru yok gibi gözüküyor. Bir buçuk saate de yaklaştık. Valla ben genç olsam bu semineri kaçırmazdım. Kaçırdıysam da sonra mutlaka kaydını izlerim. Kaydı YouTube kanalında 3-5 gün sonra muhtemelen bulabilir kaçıran arkadaşlar. Ahmet Bey'in yapıştırdığı bu SWK Digital Talent'a başvurmayı unutmayın. Bunun linklerini de ben paylaşacağım. Ahmet Bey, Onur Bey, Eren Bey çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Bugüne kadar yaptığım meetup'ların en keyiflerinden biri oldu kendi adıma. Genç arkadaşlara fayda sağlayabildiysek. Umarım. Ne mutlu. Kesinlikle. Sizlerin de isterseniz son kapanış cümlelerini alayım. Sonra CV'mi bir güncellemeye başlayacağım. Şunu da biliyorum aslında şeklinde. Ahmet Hocam buyur istersen sen de. Ben açıkçası bizi dinleyen, bir saat önce bizlerle tüm arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hani veriyle ilgilenen, veriyi seven, veriyi işlemeyi, veriden bilgi edinmeyi, zor problemleri çözmeyi seven arkadaşları, dediğim gibi teknik yetkinliklerin içinde bu da çok önemli aslında. İyi bir ekiptaş olurum diyen arkadaşları gibi bekliyoruz. Bunun dışında veriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Evet hani 10 yılı yazılıma geçmiş birisi olarak evet yazılım çok çok önemli. Asla da geçerliliğini yitirmeyecek bir şey ama ben biraz daha hani veri tarafı için hani geleceğin de çok daha fazla önem kazanacağı, hatta kendi içerisinde birçok aslında alt rolün oluşacağı hani bir dünyaya doğru gittiğimizi düşünüyorum ve veri çok çok daha değerli bir hal almaya başlayacak ve veriyi gerçekten bilgi olarak kullanıp bununla kendine yön veren firmalarda aslında çok daha ön plana çıkıyor olacak ki Elsevier bunlardan bir tanesi. Ben de aslında siz biraz önce şey demiştiniz ya 5 yıl kuralı aslında. Ben 5 yıl bir firmada çalışayım. Çünkü 5 yılda o firmanın alacaklarınız bitiyor şeklinde bir yaklaşım vardı. Gerçekten 5 yıl bir firmada, 5 yıl bir firmada ve 11 yıldan beri de Elsevier'deyim. Çünkü burası ciddi bir dinamizme sahip aslında. Birçok teknolojiyi kullanmak istediğiniz de şirket bu olanağı size sunuyor. Hani evet ben Big Data kullanacağım. Hani evet hani bunun faydasını göstermek için alıp kullanıyorsunuz. Ya da ben işte Cloud'da BigQuery kullanacağım. Evet faydasını gösterdiğinizde bu da envanterinize girebiliyor. O anlamda hem nasıl diyeyim veri teknoloji anlamında çeşitliliği zengin, hem veri anlamında çeşitliliği zengin, hem de derinliği fazla olan bir firmadayım. Dediğim gibi yani veriyle nasıl diyeyim uğraşmayı seven arkadaşları da hani varsa öyle bir arayışları her zaman için bekleriz diyebilirim. Peki evet. Çok teşekkürler. Ben de buyur Eren Hocam sen yok, devam yok. Et. Çok güzel özetledi Ahmet abi diyecektim ben de. Hani ben de benzer bir şekilde aslında şey yapmış olayım, sonlandırmış olayım. Ben de aynı şekilde hani burada gerçekten hani çok böyle samimi, güzel bir ortam olduğunu da hissedebiliyorum. Bu his biraz da şeyden geliyor işte bu veriyle ilgilenmek ya da veriye tutkun olmak diyeyim. Gerçekten böyle bir hani camia belli zaten işte herkes bir şekilde birbiriyle kontak halinde çok da böyle... Özellikle nasıl diyeyim bir şekilde yollarımızın kesişebildiği bir şey alandayız. Bu noktada böyle her zaman kapımızın açık olduğundan bahsetmiş olayım ben de. Yani bu konulara ilgili kariyeriyle ilgili bu alanda bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarla hani her zaman kontakta kalabiliriz, fikir alışverişi yapabiliriz. LinkedIn üzerinden olsun her zaman ulaşabilirler zaten bizlere. Veriyle olan tutkumuzda kalalım diyeyim. Ben de ben de öncelikle herkese çok teşekkür ederim bizi dinledikleri için. Bayağı da süremizi de aştık ama yani benim çok sevdiğim çok güzel bir söz var. Yani ölçümleyemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. O nedenle herkesin aslında verilerle haşır neşir olması lazım. Verileri anlamlandırıp aslında kararlar alması lazım. Bu zaten şirketlerin yapması gereken şeyler. O nedenle bizim şirketimiz özelinde de şunu söyleyebilirim. Burası çok güzel bir okul.
Burada öğrenme hep yani şeyi yok, sınırı yok öğrenmenin, öyle söyleyebilirim. Özellikle IT'ye verilen değeri de organizasyonumuzun büyüklüğünü söyledik. Şu an 590 kişiye yaklaştık. Çok da stratejik bir birimiz. Bu da üst yönetim tarafından da biliniyor. O nedenle bizle çalışacak olan arkadaşların çok çok şeyler öğreneceklerini düşünüyorum. Özellikle sektöründe de lider bir firmayız ve gün geçtikçe de büyümeye devam ediyoruz. Perakende sektörü zaten veriyle yönetilmesi gereken bir sektör en başta. O nedenle böyle özetleyebilirim. Umarım da her türlü şekilde bize ulaşabilirler. LinkedIn'den de ulaşabilirler. Sorularına cevap vermeye çalışırız. Tekrar çok teşekkür ederiz. Size de Halil Bey bu arada. Ben teşekkür ederim. Tamam. Büyük keyifti benim için. Başka webinarlarda görüşmek üzere. O zaman herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. İyi, İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.